Savcım! 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 Savcım aç gözü! Savcım! Savcım! Kal ayakta kal! Allah aşkına bırakma kendini! Bak hocam, hocam benim çıkmam lazım. Çıkmayın, babam orada benim. Babam dışarıda ya. Çıkmayın çocuklar lütfen. Lütfen bir sakin. Sakin oturun yerinize. Savcım, savcım bırakma kendini. Savcım dayan savcım. Savcım bırakma kendini savcım. Namussuzlar. Savcım dayan savcım, ne olur dayan. Yakında bir hastane var savcım. Vuruldu dedi Yağmur. Tamam doğru demiş. İyisin ha? İyiyim iyiyim, yok bir şey ya. İyi, bir şey yok. Nereden vurdular seni? Tam kalbimin üstünden iki delik açıyorlardı ki açamadılar. Yağmur babam vuruldu. Engelleyemedim. Çeşme Hastanesi'ne götürüyorum onu, haberin olsun. Çekil lan önünden, çekil! Ulan çekil! Senin yapacağın işi. Savcım, savcım aç gözlerini, Allah aşkına yukarı bak. Aç gözlerini, bırakma kendini. Bak daha yaşayacağın ne günlerin var savcım. Çoluğunla, çocuğunla, yengeyle. Oo, daha ne günler ne günler. Yaklaştık, bir şey kalmadı. Yaklaştık, az sonra hastanedeyiz savcım. Sen bastır. Bastır savcım, yaraya bastır. Aklın. Savcım. Aklın. Yavaş yavaş, yavaş. Savcım iyi misin? Aklın. Tamam dur, yorma kendini. Dur. Dur yorma kendini, tamam. Yaran nerede? Yaranı bastır. Bastır yaranı. Yavaş, yavaş, yavaş. Dur. Ha? Ne? Ne diyorsun anlamıyorum savcım. Ne oldu savcım, yara mı? Bastır savcım, bastır neresi? Bastır orayı. Yok bu oğlum, yara mara yok. Yelek var, yelek. Yelek mi var? Çelik yelek var. Hay senin Allah'ına kurban be. Dur bir yerde. Senin Allah'ına kurban be, tamam durdum. Oh, dur bir yerde, mahvettin beni dur. Allah'a şükür. İçim dışım açık. Allah'ım Allah'a şükür. Neresi savcım? Ha? Aa dur bastırma dur dur. Tamam dur, bastırmıyorum. Gitti, kaburgam gitti. Yüksek ihtimalle kırıldı, kırık. Tamam bir hastaneye gidelim o zaman. Kırık çıkık vardır, bir gösterelim. Allah aşkına gitme, bir nefes alayım bir dur. Dur nefes alayım bir dur. Nefes, yani nefes al. Dur. Bak camını da açıyorum. Oh. Al ver, al ver savcım. Çıkar kafayı oradan. Senin benim yamacımda ne işin var lan? Ha? Ne arıyorsun benim yamacımda? Başıma ne geleceğini nereden biliyorsun? Oğlum bak, bir tane daha yalan kaldıracak durumda değilim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Onu anlat bana. Kızımla odada buluyorum seni. Kızım diyor ki sebebi var. İnandım ben diyor. Babanla konuşuyorum. Baban diyor ki gittiği yol doğru yol, inandığı yol diyor. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Belli ki bir şeyler hesaplamışsın, bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Ama olmamış. Patlamışsın. Bana ne yapmaya çalıştığını anlat. Onu iyi bildin savcım. Onu iyi bildin, tam da tabir ettiğin gibi. Büyük patladım. Elimdeki her şey patladı. Ama haberin olsun, beni ikna etmeden sana hayat yok. Sana... Bir hastaneye gidelim savcım, bir hastaneye gidelim. Böyle olmayacak. Bir kırık çıkık vardı, sana zeval var, gelmez. Var, var. Bir hastaneye gidelim, sonra konuşacağız savcım. Söz. Söz. Sen çok kıpırdanma. Öyle tek pozisyonda kal savcım. Şu camı açayım sana. Yalnız ne vurdu ya? Nasıl hazırlıksız yakalandı ya? Savcım nasıl hazırlıksız yakalandı ya? Al imzalı ifadeni. Tabii savcım, buyur. Geçmiş olsun. İyi misin? İfaden bu mu? Doğrudur. Görmedim, bilmiyorum, duymadım. Savcı olan sensin. Yani arkanda kolluk kuvveti. Arayıp bulacaksın işte savcım, ben bilmiyorum yani. Görmedim hakikaten. Bana saldıranlar kimdi? Bilmiyor musun? Halis Saydın'ın gönderdiği tetikçiler kimdi? Onları bilmiyorum işte savcım. Onları biliyor olsam şu an sana şakır şakır ötüyordum, emin ol. Bugün sana hastanede bekle dedim. Niye beklemedin?
Benlik bir şey kalmadı çünkü orada yani. Ben senin bir şeye ihtiyacın olur diye bekliyordum orada. Sizinkiler gelince çıktım. Saldırı esnasında ne işin vardı orada? Nasıl bir tesadüf yani bu? Savcım iyi ki oradaydım bak. Seni hastaneye götürmek nasip oldu çok şükür. Düzgün cevap ver. Resmi bir yerden mi soruyorsun bunu? Savcı kimliğinde mi soruyorsun? Gerekirse resmiyete de dökerim. Yok tamam dökme yorulma Allah aşkına dur. Yağmur görmeye gittim okula. Sinirlenmedin mi? Yani dünkü yaşanan o tatsız hadiselerden sonra... ...ne bileyim bir halini hatırını sorayım dedim. Yağmur görmeye gittim. Bunu bir buluşma olarak algılama lütfen. Çünkü öyle değil. Tamam uzatma yalan söylüyorsun. Sana inanmıyorum. İnanmadığını biliyorum savcım görüyorum. Yağmur'a bunu yapanları bulacağım demişsin. Hayırdır? Kim olarak söylüyorsun bunları? Sen misin buraların zaptiyesi? Estağfurullah savcım. O anki ruh haliyle söylenmiş bir şey yani. Merak etme düşmem kimsenin peşine. Oğlum bak. Eğer boyundan büyük bir suya düştüysen bu durumların bir kaidesi vardır. Bu olmamak için el sallarsın. Ki insanlar seni görsünler, yardım etsinler. El uzatsınlar, canı yeleğe atsınlar. Yoksa akın diye kapılırsın. Bu olur gidersin, kimse izini bile bulamaz. Tamam. Aldım nasihatini, attım cebe. Özlemişim buraları bu arada. Gideyim mi, serbest miyim artık? Yardım edeyim mi? Bırak bırak tamam. Sebebini bilmiyorum. Ama bence çok büyük bir açmazın içindesin. Gözlerinden anladım. Çocuğu geri götür. Peşine adam tak. Gözlerin üstünü ayırmasınlar. Çocuğun anlatamadığı bir iş var başında. Anlaşıldı savcım. Sonrasında yalnız yürümem lazım. Gelemezsin sen. O yüzden göremezsin de beni. Güzel bir deniz kenarında, güzel bir havada... ...sarılıp vedalaştık diye kalayım aklımda. Sayın savcım.
senin kafan rahat olsun, tamam mı? En doğru kararı verdin. Hiç şüphen olmasın. Yanlışı doğruyu ayırt edemediğimiz zamanlarda büyüklerimize sığınıyoruz savcım. Sen de görevin gereği yapman icap eden şeyi yapacaksın. Şimdi bak ne yapacağız? Anlattıkların üzerinden bir geçelim. Bu bana üniversitede saldırı yapan şahıs Ferhat Yağız isimli öldürülen şahıs. Cemal denen adam Ferhat'ı senin gözlerinin önünde infaz ediyor ve Halil Sadi'yi iki tane temel problemden kurtarıyor. Bir, Ferhat cinayetini senin üstüne yıkıyor. İki, tetikçiyi susturuyor. Tamam. Ve sen de bu olaya görgü tanıklığı yapıyorsun. Tamam savcım da ben şimdi orada benim gözümün önünde benim silahımla adamı öldürdüler. Sonra ben oradan kaçmışım. Bana kim inanır? Ben inanıyorum sana. Bitti. Konu kapandı. Benim inanmam yeter. Şimdi ifaden alınırken ben yanında olacağım. Ama Akgüncüm her şeyi bütün detaylarıyla tek tek atlamadan anlatacaksın. Tamam mı? Sen mi hazırlayacaksın iddianameyi savcım? Bizim bu aramızdaki özel durumdan dolayı bu davaya ben bakamam. Bölge savcısı ilgilenecek davayla ve mahkemede tutuklu yargılama kararı çıkacak. Burası net. Ama biz en iyi savunma avukatlarıyla beraber senin ifadeni hazırlayacağız. Çünkü ortada hikayede çok fazla eksik var. Adli tıp raporu var. Sen solaksın. Cinayet sağ elle işlenmiş. Bana yapılan saldırıyı da sana yıkmaya çalışıyorlar. Falan filan var oğlu var yani, anlatabiliyor muyum? Biz bu Cemal'i tekrar sorguya alacağız. Ondan sonra da mahkemede seni tık diye çıkaracağız. Ya alamazsan savcım. Öyle bir şey yok. Alacağız. Sen en fazla iki ay yatıp çıkacaksın. Seni güvenli bir yerde tek kişilikle tutacağız. O yüzden de hiç bunlarla ilgili korkun olmasın, tamam mı? Tam tersine savcım, huzurlu hissediyorum. Ama işte Akgün, senin bana her şeyi anlatman lazım. Benim hala kafamda tamamlanmamış bir sürü şey var. Sen neden burada kalma kararı aldın? Bu adamların hedefi haline nasıl geldin? Bunları hala anlatmıyorsun. Gizlediğin bir şeyler var. Bunların hepsini anlatman lazım bana. Savcım, şu ileride dursan da ben bir deniz havası alsam biraz. 5 dakika. Efendim Yağmurcuğum. Baba ne yaptınız? Ne yaptınız? Akgün teslim ettin mi? Tatlım, şu an konuşmak için doğru bir zaman değil. Tamam baba. Baba lütfen beni bir dinler misin? Akgün'ü teslim etme lütfen. Yağmurcuğum lütfen ama. Baba, Akgün'ün bir suçu yok, tamam mı? Sana yalvarıyorum, bırak kaçsın gitsin Akgün lütfen baba. Yağmurcuğum, ben bu devletin savcısıyım değil mi? Hukuki olarak elimden ne geliyorsa yapacağım ben bu çocuk için, tamam, uzatma da. Anlattı mı sana her şeyi? Ha? Baba, Akgün seni bırakamadı, tamam mı? Başına ne geldiyse bu yüzden geldi. Ne? Nasıl beni bırakmadı? Ne yaptıysa seni korumak için yaptı, tamam mı? Burada kalmasının sebebi de oydu. O insanların yanında durursa seni koruyabileceğini sandı baba. Ya bana da yemin ettirdi. Anlatma sen, ben anlatacağım savcıma dedi. Baba bana da yemin ettirdi ya. Baba. Baba beni duyuyor musun? Baba Akgün'ü kaderine teslim etme. Kapat Yağmur, kapat telefonu. Ne yaptım ya? Yağmur ne yaptın ya? Sen benim için mi kaldın lan burada? Ha? Bir cevap ver, cevap ver. Sen benim için mi kaldın burada? Sen benim için mi burada kalıp bu adamların arasına girip mafyaya oyun kurdun? Yağmur'a söylemişsin. Bir de demişsin babana sakın söyleme. Yemin ettirtmişsin kıza.
Ben zamanı gelince söyleyeceğim demişsin, öyle mi oldu? Bir işe yaramadı ama baksana savcım demek. Oğlum sen böyle bir şeyi nasıl yapıyorsun lan? Sen böyle bir şeyi nasıl yapabiliyorsun ya? Kimsin oğlum sen? Nereden alıyorsun sen bu cesareti? Adamların arasına girmek benim için, o adamlarla yan yana durmak falan ne demek oğlum bu? Ben gönüllü girdim savcım camianın içine. Bana bir teklif geldi tepeden, tamam mı? Ben de kabul ettim. Olay da şu, senin infaz emrin verilmişti. Kalemini kırmışlardı senin. Ben de nasıl engellerim diye düşündüm. Onlara bir tane şart sundum. Şart da şuydu, dedim savcıya, en ufak bir eylem yapılacaksa bunu önceden bana haber edin. Benim haberim olsun engelleyebilmek babında. Ama ben en baştan beri oyun kurduklarını hesap edemedim. Onu düşünemedim, akıl edemedim yani. Ona kızıyorum. Ulan sana sonra ne olacaktı? Bu işleri çözdün. Sana ne olacak sonra? Sen bunu hesap etmedin mi? Ne olacaksa olacaktı bana da. Ulan senin aklın hiç mi çalışmıyor? Hiç mi çalışmıyor oğlum? Sen kafayı mı yedin ya? 20 yaşında bir tane çocuk, bütün devletin bütün imkanlarıyla seferber olduğu bir tane organize çeteye sen karşı mı duracaksın? Ha sen kimsin? Nereden geliyor bu cesaret lan? Sen ne için yapıyorsun bir de bunu? Neden yapıyorsun bunu? Bana yaptığın yanlışı düzeltmeye mi çalışıyorsun? Kendi hayatını hiçe sayarak benden özür mü dileyeceksin? Ne oluyor yani? Bir sakinleş, bir şey anlatacağım sana. Bir dinle, bir sakinleş ya. Çocukluğumda böyle bir deniz kenarında sahilde bir evimiz vardı bizim. Ben de o sahile bayılıyordum. Her seferinde iniyordum o sahile savcım. Kargalar oluyordu o sahilde. Ben de o kargalara ekmek atıyordum. Kırıntılarını oraya bırakıyordum, uzaklaşıyordum. Uzaktan izliyordum o kargaları. Geliyorlardı, yiyorlardı. Sahildeki diğer çocuklar bir gün o kargaları taşlamaya başladı. Benim de gözüm döndü. Fena ama. Ben çocukları bir taşlamaya başladım savcım. Büyük büyük. El kadar taşlar atıyorum. Bir tanesinin kafasına geldi. Açıldı kafası bu kadar. Hastanelik oldu çocuk. Sonra gel zaman git zaman ben bir hafta sonra yine gittim o sahile. Kargalardan bir tanesi geldi benim omzuma kondu. İnanamıyorum, bu omzumda bir tane karga var yani. Simsiyah, kocaman bir şey. Sonra o karga beni bir sene boyunca takip etti savcım. İnanır mısın? Ben nereye gidiyorum, o karga oraya geliyor. Ben nereye gidiyorum, Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Bu karga beni takip ediyor diyorum. Sonra meğer öğrendim ki yapılan iyiliği unutmazlarmış kargalar. Benimki de o misal. Sen beni kargaymışım gibi say. Öyle bil. Sana yaptığım ihanetin bedeli olarak yapmadım da bunu. Senin yaptığın iyiliklere karşılık bunu yaptım yani ben. Bu geldi benim aklıma. Başka da ya yanlış yaptım belki biliyorum ama. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Ya tamam sakinleş. Ya ben ama şimdi sen beni öyle bir durumda bırakıyorsun ki oğlum yani. Ben şu anda ne yapayım sana yani. Saldırayım üstüne, ağzını yüzünü dağıtayım mı yoksa sarılıp bağrıma mı basayım? Ben ne yapacağımı bilemiyorum ya. Ben bu ikilemi niye yaşıyorum lan? Yürü git, arabaya geç. Geç arabaya. Allah'ım ya Rabbim ya. Savcım, kolluk kuvvetini çağır da gelsinler alsınlar beni. Senden fazla yorma kendini. Benim senin söylediğin şeyleri yapacağım dediğin şeylere inancım tam. Merak etme. Sen kendini ne hale soktun be oğlum? Bana ne de biliyor musun savcım? Ne diyeyim ben sana Hakkı? Ha? Ne diyeyim ben sana? Affettim seni de bana. Bir ömür yeter bana. De savcım, de ki ben hücrede tavana bakarken uykuya huzurlu dalayım. Kafamda bir şey kalmaz. De ki ben uyanacağım sabahlara tutunacağım bir şey bulayım. Allah aşkına. Ben gidip teslim olurum. Ha. Sonu hüsran da olsa bil ki hakkım sana sonuna kadar helal.
Allah'a emanet. Ey başını. Ha? Ey başını. Gömül, 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 gömül. Ne oluyor, bir yere mi gidiyoruz savcım, ne oluyor? Başıma inanılmayacak kadar büyük bir iş alıyorum şu anda. Sakın sesini çıkarma, kafayı da kaldırma. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu affediyormuşsun gibi mi algılayayım yani, öyle gibi mi? Oğlum bir sus lan. Ha, savcım ben bunu affediyorum.